Tarih 26 Ağustos 1922. Kurtarılmayı bekleyen binlerce insan. Türk tarihinin dönüm noktası olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk milletinin azmi, kararlılığı ve savaşçılığını ön plana çıkarmıştır. İkinci Ünün Savaşı sonrasında Türk ordusu, bazı eksikliklerin giderilmesine rağmen istenilen güce henüz ulaşamamıştı. Yunan ordusu hem asker sayısı hem de silah yönünden üstün bir durumdaydı. 10 Temmuz 1921'de başlayan Yunan saldırısı sonucunda 13 Temmuz'da Afyon, 17 Temmuz'da Kütahya, 19 Temmuz'da da Eskişehir Yunanlıların eline geçmişti. Mustafa Kemal Paşa, ordunun başına geçmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün yetkilerinin 3 ay için kendisine devredilmesini istedi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu yetkileri istemesindeki amacı, o günün koşullarında çabuk karar almak ve alınan kararı anında uygulayabilmekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa'yı Türk Orduları Başkomutanı olarak atadı. Böylece Mustafa Kemal Paşa 3 ay süreliğine meclisin tüm yetkilerine sahip oldu. Başkomutan seçilen Mustafa Kemal Paşa, orduyu güçlendirmek için tüm halkı fedakarlığa çağırdı. Bu amaçla 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Milliye emirlerini çıkardı. 5 Ağustos 1921 günü başkomutanlık görevini üstlenen Mustafa Kemal Paşa, "Savunma hattı yoktur, savunma satığı vardır, o satığı vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" emriyle Sakarya Meydan Muharebesini başlattı. Bu savaşta Türk milleti tek bir yumruk olarak Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkeyi düşmandan def etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlattığı kurtuluş mücadelemizin son savaşıdır Büyük Taarruz. Ülkemizi düşmandan temizlemek için mücadele veren o Türk halkına minnettarız. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmetle anıyoruz.